Evet arkadaşlar merhaba, ben Hüseyin, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yalova Güneyköy'deyiz. Yalova'dan yaklaşık 15 km mesafede ama ben ana yoldan değil, dağ yollarından, köy yollarından gittim. Safran Köyü, Kurtköy ve son olarak Güneyköy. Arada bir cevizli bahçeye gittim ama kapalıydı giriş, mümkün değildi kamp alanı. Nedense kapatmışlar komple, kapıları örtmüşler falan. Oradan bir geri döndük. Yolda yaklaşık 5-6 kilometre, hatta bir gidiş dönüş 10 kilometre kadar uzattım boş boşuna. Sağlık olsun. Yolu ortamı yeterdi. Buradan şimdi molamızı yaptık. Yavaştan dönüş yolculuğuna hazırlanacağız. Size de bu yolculuktan birkaç kareyi sunacağım arkadaşlar. İyi seyirler, keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, güzel Yalova'da bir turla daha beraberiz. Bugün rotamız kısa. Yalova'nın birkaç tane köyünü dolaşacağım. Öğleden sonra 2 gibi çıktım yola. Hava rüzgarlı ve yağmur ihtimali yüksek. Yine de çıktım. Duruma göre eve geri kaçacağız tabii. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şu an Yalova Safran yolundayım. Safran köyüne varmak üzereyim. Safran köyünden sonraki durağına bakacağız. Hava şartlarına göre. Yalova'da şehir içi olarak en çok tercih ettiğim ikinci rota burası. Safran, Hacıömer tarafları. En fazla da tabii sahil taraflarında turluyoruz. Güzel bir sahil şeridi var. Baştan sonra Yalova Tigem'den Çıplı köyün sonuna kadar gidip geliyoruz. En kötü öyle kısa mesafe yapacaksak. İkinci olarak da Atay kardeşimle en çok tercih ettiğimiz, en çok sevdiğimiz rotalar. Safran, Hacıömer. İşte olmadı, biraz daha uzatırsak Kadıköy, Termal, o taraflara doğru uzanıyoruz. Çok yokuş olmayan, sakin, güzel sayılır genelde. Böyle asfalt güzel, çok nadir yerlerde bozuluyor. Güzel bir yol var. O yüzden şehir içi turları düzenlemek isterseniz, Yalova'da oturuyorsunuz özellikle. Güzel ortalar. Kısa kısa başlayacaksanız zaten rotalara bisiklet sürmeye. Bu tarz yollarda başlayın. Kendinizi geliştirme açısından da iyi olur. Safran köyünü az önce geçtim. Safran köyünden çıkışta biraz daha devam ediyorsunuz. Sonra hafif yokuş çıkıyorsunuz. Sağa sola yol ayrılıyor. Sağa dönerseniz Hacıömer köyü, sola dönerseniz Kadıköy, Kurtköy tarafına. Ben sola döndüm, Kadıköy, Kurtköy tarafına. O taraftan devam ediyorum. Köpekler avlıyor, sağ olsunlar. Her zamanki gibi, ne anlıyorlarsa havlamaktan. Şimdi Kadıköy'e doğru olan yokuşa çıkacağım. Fena burası. Hatta şimdi gözüküyordur. Ondan sonra Kurtköy'e doğru mu döneceğiz, Kadıköy'e doğru döneceğiz bakalım. Yokuş fena. Yokuşu bitirdik. Şimdi inişteyiz. Biraz hızlı bir iniş olacak. Tehlikeli virajlar var hatırladığım kadarıyla. Birkaç senedir gelmiyorum buraya. Çok hızlanmaya gerek yok. Saldım gitti. Kendi hızıyla. %10 eğim. Aman Allah'ım. Süper. Frenler zor işliyor. Oh.
Vallahi biraz hızlansam bu virajları almam imkansız. Bisiklet durmuyor çünkü. Olabilir. Dur artık. Hızlanmaya korkuyor insan valla. Kurtköy'e geldik. Arkadaşlar hazır. Kurtköy'e gelmişken hep aklımda olan, daha keşfetmediğim gitmediğim Cevizli Bahçe kamp alanı Kapılı Çınar'a. Hazır gideyim dedim. Kurtköy'den azıcık ileri çıkınca Güneyköy'e gelmeden yolu ayrılıyor zaten sağlam. Ama 3-5 kilometre bisiklet sürmeniz lazım oraya kadar da. Çok basit bir yol değil. Merak ettim nasıl bir yer olduğunu, bir keşfedelim bakalım. Yalama'da oturuyoruz, daha bilmiyoruz. Daha 1 kilometre yolumuz varmış arkadaşlar, şimdi tabela gördüm. Bayağı uzakmış aslında Kurtköy'de. Tam dağ bisikleti rotası yemin ediyorum. Ortam şahane. Yeşillikler arasından gidiyorsunuz ormanın içinden. Yanınızda dere akıyor. Su ses eşliğinde. Evet arkadaşlar. Yalova köyleri turunda Kurtköy Güneyköy köyüne giderken Cevizli Bahçe kamp alanı daha önce duyduğum yerdi. Keşfetmek için bir geleyim dedim. Güzel geldik. Birkaç kilometre fazladan yol gelmiş oldum ama hani karşılaştığım sonuç hiç beklediğim gibi olmadı. Hani karşılaştığım sonucu gösteriyorum şimdi size. İşte kapı duvar, kapı kapanmış. Cevizli Bahçe kamp alanı diyor ama niyeyse kapı kapalı. Hani kimse giremiyor. Piknik hizmetimiz yoktur, kahvaltı hizmetimiz yoktur diyor. İleride bir kapı daha var. Piknik yapmak yasaktır falan tarzı. Özel arazidir, girilmez. Yani neden girilmiyor, neden yasaklanmış hiç anlamadım. Yani pandemi yasağı şurada budur da kalktı. En azından bir gezebilirdik mekanı. Nasıl bir yermiş. İsmini duyduk ama gezmek nasip olmadı. Sağlık olsun. Şimdi geldiğim yolu bir daha geri döneceğim. Yapacak bir şey yok. Devam. Kurtköy'den Güneyköy'e giderken Cevizli Bahçe kamp alanını göreyim dedim. Boşuna 4-5 kilometre dağların içine girdim. İnişte çıkışlı. Yolu uzattım, yoruldum. Geri döndük. Asıl yokuşlar Kurtköy ile Güneyköy arasında. Bir Kurtköy'e gelirken, Kadıköy'den Kurtköy'e gelirken bir dehşet yokuş var. Bir de Kurtköy ile Güneyköy arasında bir acayip bir yokuş var. Çok uzun, bitmiyor. Çok dik. Zaten gene bisikletten indim. Bacaklarım kaldırmadı. Bir miktarını yürüdüm, bir miktarını sürdüm. Şimdi biraz bir düzlüğe geldik. Sanki bir ufak yokuş daha var gibi geliyor önümde. Yokuşlarını çıkarken Kurtköy Güneyköy arasındaki hem yokuşla boğuştum hem de sineklerle boğuştum. Bir türlü bırakmadılar peşimi. O kadar daraldım ki artık geri dönecektim artık. Ama nereye geri dönüyorsun ki? Orada da bir sürü yokuş çıkacağız. Dedim Hüseyin Dayak. En fena yerlere çıktım diye düşünüyorum, bakalım.
Kurtköy ile Güneyköy arası 6-6,5 kilometre bir mesafe ama arabayla tabii hemen çat diye gidersin ama bisikletle full yokuş çıktığım için neredeyse yol bitmiyor. 6 kilometre, 6,5 kilometre nedir ki normalde? 10-15 dakikada alırsın. Bilemedim 20 dakikada. Ama burada öyle olmuyor. Yine yokuş başladı. Şu anlık tatlı bir yokuş gibi gözüküyor ama bakalım. Nefes almakta zorluk yaşıyorum şu an. Ben böyle yokuş görmedim demeyeceğim, gördüm de. Uzun zamandır bu kadar uzun yokuş çıkmadım. Modanya'da da çok yokuş çıktım da. Abi parça parçaydı ya, aralıklar aralıklar. Bu ne ya? Güneyköy'e doğru gidiyoruz bakalım. Yokuşlar bitti diye dua ediyorum inşallah. Yokuşlar bittiyse yolda bitti gibi bakıyorum kendimce. Dönüşü geldiğim yoldan gitmeyeceğim. Ha, ağırlıklı iniş ineceğim ama gene iki tane falan sağlam yokuş var. Gerek yok. Bu yönden gidelim. Terli terli rüzgar yeme zamanı yine. Hadi bakalım. Hayırlısı. Hatırladım, burada bir kaza yapmıştım eskiden. O yüzden burayı bir dikkatli almam gerekiyor. Buralarda bir yerde çok hızlı girmiştim viraja. Az daha kafayı kayaya gömüyordum. Fazla gaza gelmeye gerek yok, çok keskin virajlar var. Yolda yamuk yumuk çukurlu. Oh, çok kötü. Rüzgardan sağır olacağım. Oh, çok fenaydı. Çok fenaydı. Kaça çıktı bisiklet bilmiyorum ama eller frende indim. Yol o kadar kötüydü ki virajlara geçtim, o kadar çok çukur vardı ki kurtarabildiğim kadar kurtardım çukurlardan. Ah, bir de burada duman yemeydik iyiydi. Evet arkadaşlar, Güneyköy'e varmış bulunmaktayız. Ne diyeyim, kamera sistemleri izleniyormuş gibi. Çok yorucu bir rotaymış ya. Rota daha doğrusu, bildiğim bir rotada. Çok oldu, yıllar oldu gelmeyeli bu rotada. Lan bu nasıl bir köy? Biraz yanlış bir karar verdim herhalde. Her yerde köpek. Güneyköy Meydan. Evler tarihi nitelikte o şekilde korunmuş, süslenmiş ya da bilmiyorum artık. Hoş bir görüntü var. Şurada da tadilat var herhalde. Yeni mi yapılıyorlar bilmiyorum.
çok hoş bir görüntü verilmiş. Şurası köy kahvesi. Daha önce de gelmiştim. Burada çok hoş bir mekanı var. Açık bahçesi var. Seyredin, ağaç altında, yanında havuzlu. Hoş bir mekanı var. Şurada da Güneyköy Camii. Çok güzel bir cami. İçeride sıcak suyu da var. Kışın burada uğramıştık, o yüzden biliyorum. Tabii biz sıcak suyla abdest alamamıştık. O kadar çok köpek var ki korkuyorum arkadaşlar. Neyse, köyün içinden çıkana kadar biraz yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yaklaşık köy içinde 20-25 tane köpek gördüm en az. Şöyle size de göstereyim. Sadece meydandaki köpek sayısını. Bakın. Havlama sesine zaten hemen kulaklar dikiliyor ve hareketleniyorlar. Action'a gidiyorlar şu an. Şurada iki tane yatan var. Şurada bir tane cılız gidiyor. İki tane şurada yatan var. Var oğlu var yani. Ha, şimdi hepsi hareketlendi. Av köpeği bile geldi. Neyse. Çok köpeklerle işimiz olmaz bizim ya. Biz yola devam edelim. Çok insanlar rahatsız ediyorlar, onu gördüm. Allah'tan saldırma, böyle bir üstlerine geliyorlar, sadece bir saldırma yok. Neyse, yolumuza devam edelim biz. Yoksa bize de sararlar, belli olmaz. Arkadaşlar, Güneyköy'den çıktım, şimdi Bursa yoluna doğru gidiyorum. Oradan Yalova'ya doğru kaptıracağız, yokuş aşağı ineceğiz inşallah. Köy çok güzeldi, çay içtim. Dinlendim biraz kahvesinde. Çok nezih meydanı falan da var. Kahvesi, bahçeli, mahçeli çok hoş, böyle havuzlu. Ama her şey çok güzeldi. Aşırı bir köpek yoğunluğu var. O beni biraz rahatsız etti. Köylülere de bakıyorum, salçalıyorlar milleti, kadına madına. Sarıyorlar etraflarını böyle. Saldırıya geçmiyorlar ama. Ne bileyim. Köpekten canımız da biraz fazla yandığı için herhalde biraz korku oluştu. Ya sadece meydanda 20'ye yakın köpek saydım. Ne böyle ya? Köyün şeyden girişten itibaren 20-25 tane köpek vardı çoklu. Kurtköy tarafından girişten. Her taraf köpek. Olur, neyse, köydür, doğalında var da böyle şeyler. Neyse, şimdi dönüş yolculuğuna koyulmuşuz arkadaşlar. Evet, Bursa yoluna geldim. Yalova Bursa yoluna geldim. Şimdi buradan istikamet Yalova. Yokuş aşağı kaptırıyoruz. Ya Allah, bismillah. Aşırı rüzgar var, dikkat olmam lazım. Öyle böyle değil. Kafadan alınca adamı savuruyor. Kafadan yiyorum şu an, çok güzel. Hızlanmıyor bizi. O da iyiymiş. Allah'ım, kamyondan deli gibi kum uçuyor. Yüzüm gözüme geldi. Allah'tan gözlük var. Ona rağmen hissediyorum gözlerimde soluk.